İşte gidiyoruz. Tekneyi sürme konusunda daha iyiye gidiyorum Penny. Biraz daha burada kalamaz mıyız? Lütfen. Üzgünüm ama itfaiye merkezine geri dönmem gerekiyor. Oh, buldum. Seni kıyıda bırakıp yeniden denize açılmama ne dersin? Tekneyi sürmeyi öğrendin Norman. Ama tek başına denize açılmaya daha hazır değilsin. Yanında bir yetişkin olması gerek. Hadi, yarın yeniden denize açılırız. Kayığı çok iyi kullandım anne. Penny de öyle söyledi. Öyle olduğuna eminim Norman. Sen doğuştan denizcisin. Şunu dinle. Rüzgarın sesini duyuyor musun? Bu rüzgar denize açılmak için harika olur. Hey, neden seni tekneyle gezintiye çıkarmıyorum? Ha, sen bir yetişkinsin. Beni yanımda bir yetişkin olursa gidebileceğimi söylemişti. Lütfen anne, lütfen. Dikkatli ol Norman. Ben ne yaptığımı biliyorum anne. Üzerime su sıçratıyorsun. Norman. Telaşlanma. Şimdi yelkeni açma vakti geldi. Yavaş ol. Tepetaklak olacağız. Hayır, olmayacağız. İşte. Gayet güzel kullandım. Sana iyi olduğumu söylemiştim. Yana yatıyoruz. İmdat. Yana yatıyoruz. Merak etme. Biraz daha kürek çekersen bu tekneyi sabitler. Bana ne yaptırdığına bakar mısın anne? Norman, beni geri götür. Bundan hiç hoşlanmadım. Midem bulanıyor. Charlie, sonunda buradasın. Bir daha asla karaya ayak basamayacağımı düşünüyordum. Dikkat et, yoksa çarpacağız. Dikkat et. Olamaz. Teknemin dümeni kırıldı. Geri dönemiyorum. Çünkü dümen çalışmıyor. O zaman yelkenini kullan. Olamaz. Yelkenimi kıyıda bırakmıştım. İki tekne de sürükleniyor şimdi. Buna dayanamayacağım. Yapabileceğimiz yalnızca bir şey var. Hemen itfaiyeci Sam'i arıyorum. Denize sorun mu var? Ben kayığın çaresine bakacağım Penny. Ben de Charlie'nin teknesini çekeceğim. Norman, bana teknenin ipini uzat. Kayığınızı Charlie'nin teknesine bağlayacağım. Tamam Sam. Ve ben de senin tekneni Neptün'e bağlayacağım Charlie. Birazdan karaya çıkmış oluruz. Karaya yeniden ayak basmak için sabırsızlanıyorum.